Sende kaldı. Ben kazandım, ben kazandım, ben kazandım. Dın 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 dın. Bravo, bravo. İki kişi papaz kaçta oynarsa olacağı budur zaten. Ya sende ya bende. Maalesef bende. Tebrik ederim Eda Hanım. Rica ederim Yavuz Bey. Hatırlatın, bunları çerçeveletelim. Bu arada biz nesine oynamıştık? İşte Edirne'm. Bir de sofrayı kuracağım. Eda bu aralar çok şanslısın. Bir dahaki sefere öpücük falan değil de hani ayakkabı, çanta falan istersin artık ha? Yok canım, merak etme, istemem. Ne istesem sihirle elde edebilirim. Ama öpücüğü ancak sen istersen alırım. Eda, ufaklık yattı mı? Nerede? Bilmem. Sen sofrayı hazırlarken ben bir gidip bakayım. Toprak. Ay hadi yemek yiyeceğiz. Şuraların haline bak. Yani sen sihirle topla, hiçbir şey yoksun. Madde 86. Görünüş değiştirme sihri. 87. Saç değiştirme sihri. 88. Ten değiştirme sihri. Yedim seni toprak. Acaba ne taksam? Buldum. Güzel. Güzel. Toprak, ne yaptın? Ne bu halin? Sonunda ten rengimi değiştirdim. Peki saçların? Saçlarına ne yaptın? Sihirle düzleştirdim. Bak, ne kadar upuzun görünüyor. Azıcık da rengini açtım. Sanki çilek gibi oldum. Toprakcığım, bu sihri nasıl yaptıysan hemen düzeltmeni istiyorum. Hayır. Evet. Zenci olmak istemiyorum tekrar. Seninle sonsuza kadar ben bunun kavgasını yapamam ki. Senin de benim de diğerlerinden daha koyu renkte olduğumuz gerçeğini kabullenmen lazım. Kabullenmiyorum. İstemiyorum işte. Bak Toprak, biz sadece perilerle yaşamıyoruz. Sadık enişten var, kuzenlerin var, okul arkadaşların var, dışarıdaki dünya var. Ne yapacağız yani? Onlara bu durumu nasıl açıklayacağız sence? Ameliyat oldum deriz. Michael Jackson gibi. Bir gecede mi? Hiç sanmıyorum. Onları göreceğim zaman makyaj yapıp eski rengime dönerim. Anlaşıldı. İş başa düştü yine. Boşuna uğraşma. Değişmezlik sihri yaptım. Ya. Ya Toprak, sen beni bir gün çıldırtacaksın. Hayatım, toprağı hazır. Hadi toprağa dal gel. Buyurun, bak baban çağırıyor. Ne diyeceğiz? Biz kızını dün akşam çamaşır suyuna yatırdık mı diyeceğiz? Geliyorum hayatım. Bana bak Toprak. Ben şimdi içeri gidiyorum. Beni dinle. Sen de odana gidiyorsun ve yorganı kafana kadar çekiyorsun. Baban uyuduktan sonra bu soruna kökten bir çözüm buluyoruz. Sen öyle san. Beni değiştiremezsiniz işte. Değiştiremezsiniz. Ben öyle. Hem ben böyle daha güzelim. Oh, benim hamarat kocam ne güzel bir sofra hazırlamış. Ellerine sağlık. Ufaklık nerede? Uyuyakalmış. Ama aç, hiçbir şey yemedi. Bu gece aç kalsın da aklı başına gelsin. Bırak canım, şimdi uyusun, sonra kalkar yer. Yok yok, uyandıralım. Şimdi uyursa sabaha karşı uyanır o. Önce yesin, ondan sonra yatar. Tamam. Yok canım Yavuzcuğum, hiç gerek yok. Çocuk bütün gün okulda çok yorulmuş. Gözlerini açamıyor. Bırak uyusun, ben ona bir şeyler hazırlarım. Sonra kalkar yer, eğer acıkırsa. Canım benim ya. İyi tamam, peki o zaman. Gel. Kocanın el cihazlarıyla yaptığı şu mükemmel sofrada bir yemek yiyelim seninle. Eda Hanım. Çok teşekkür ederim. Ne demek, ne demek. Thank you.
Hayatım benim içime sinmiyor. Ben bir toprağa bakıp geleyim. Uyanmışsa yemeğe gelsin. Yok yok, sen hiç zahmet etme. Sen otur yemeğini ye. Ben gidip bakarım. İyi peki. Toprak. Toprak. Toprak, ben sana yatağın içine gireceksin ve yorganı kafana kadar çekeceksin demedim mi? Uykum yok. Nasıl uykun yok? Eğer baban gelip de seni bu halde görürse ikimizin de sonu olur. Ama seni yatağın içinde görürse uyuduğunu zanneder ve sana dokunmaz. Daha sofradasınız, gelmez. Sen bu aralar çok ileri gittiğini farkında mısın Toprak Hanım? Sen kendine Fani'yi eş seçtiği için kendimi kontrol etmek zorunda değilim. Bak sen. Toprak Hanım, eğer o içerideki adam olmasaydı sen şu anda karşında ukalalık yapıyor olmayacaktın. Açım. Elbette açsın. Buyurun hanımefendi, bu akşam yemeğiniz. Bak Toprak, ben şimdi içeri gidiyorum. Baban uyuyana kadar sakın yatağın içinden çıkmayacaksın, tamam mı? Bu arada sihirlerini bundan sonra böyle saçma sapan şeyler için değil de... ne bileyim, mesela acıktığında yemek bulmak için kullan. Bir zahmet. Betüş. Efendim Eda. Kusura bakma, gece gece seni rahatsız ettim ama müsait misin? Sana bir şey söylemek istiyorum. Önemli değil canım, müsaitim. Yalnızım, söyle. Toprakla başım dertte. Neden? İnanmayacaksın ama beyazlamaya çalışıyor. Ya aklımı kaçırdım, kaçıracağım. Gene ne yapmış? Ya saçları bal rengi ve upuzun. Teni de anneminkiyle aynı olmuş. Sihir işi mi? Evet, üstelik yaptığı sihri bozamayayım diye değişmezlik sihri yapmış. Betüş, bu sihir nasıl bozulur? Değişmezlik sihri mi? Dur bakayım, bir düşüneyim. Yok Eda, ben de bilmiyorum bu sihir nasıl bozulur. Ya Perihan teyzeye sormak istedim ama o da sinemaya gitmiş. Sihirlerini sessize almış. Anneme sordun mu? Yok, soramadım. Sihirli aynadan baktım, uyuyorlardı. Ya Betüş, benim bu durumu bir an önce çözmem lazım. Çünkü sabaha kadar bu kızı eski haline çevirmezsem Yavuz'a hiçbir şey açıklayamam. Anlıyorum Eda'cığım. Şimdi Sadık beni odada bekliyor. Bak, ben geç saate alarmı kurarım, sonra da kalkıp sana gelirim. Bir çaresine bakarız. Tamam canım, sen bir tanesin. Çok teşekkür ederim. Sen de bir tanesin canım. İyi geceler. İyi geceler. We'll be right back.